arkadaşlar, bugün size 1 milyonluk karşınızdayım. Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız gibi bugün sizlere çantamın ne var videosu. Tamam, bu video ilk defa geliyor. Umarım beğenirsiniz ve size not vermek istiyorum. Ben pembe çarşıdan alışveriş yaptım. Önce Kapı TV izlediğimde çok merak etmiştim. Instagram'a girmiştim ve çoğu beğendiğim şeyler vardı. Ben de onu WhatsApp'tan yazdım pembe çarşıya. Bayağı konuştuk yani. Bana yardımcı oldu bu konuda. Ve ben sevdim yani, eşyalarını sevdim. Bana geldiği zaman ben ona kargonuz geldi, içine baktım, çok mutluydum falan diye bir şeyler yazdım. Böyle yazmadım ama şu an kapının arkasında ne diyor kargonuz. Neyse, işte bu şekilde şeyler yazmıştım. O da teşekkürler demişti. Yani bu şekilde. Bilmiyorum, önce ayrıca video çekerim. Bundan eminim zaten. Aslında pembe çarşı şeyi yapacaktım ama yapmamaya karar verdim. Birden çantamda ne var videosu yaptım. Çünkü az bir şey aldığım için çok şey yapmak istemedim. Aslında benim hayattan aldığım başka şeyler de var. Onu da ekleyerek göstereceğim sizlere. Evet. Benim çantam şeyde gördüğünüz gibi bu şekilde kahverengi bir çanta. Ve küçük böyle sırt çantası. Çok fazla küçük de değil. Ama ben bunu acayip de çok kullanıyorum. Benim en sevdiğim sırt çantalardan bir tanesi bu zaten. Bu şekilde. Buradan böyle taşları var. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bunu kullanıyorum. Hemen bunu göstereceğim sizlere. İçine açıyorum. İçinde neler var size göstereceğim. İlk elime gelen şey gözlük kutusu. Ve bunun içinde gözlüğüm var benim. Önce benim gözlüğüm var. Açabilirsem tabii. Evet, bu şekilde gözlüğüm var. Çünkü gözümü çok kullandığım için gözlük bana çok yarıyor. O yüzden çantamda bulunduruyorum. Sonra çantamdan cüzdanım var. İçine paralarım da var. Çok şeker bir cüzdan, değil mi? Bunu yollasın geliyor böyle. Sonra ben daha çok hani böyle krem ve kolonya tarzı şeyler kullandığım için böyle kahverengi bir kutunun içinde, benim bana bakın, böyle kolonya var içinde. Buraya şöyle basarak buradan döküyoruz. Bunu kullanıyorum. Bundan bir tane daha vardı bu arada. Sonra iki tane şeyim var. Dudak koruyucu şeyim var. Lip butter'ım var bir tane. Bir yanın bu vanilya ve makadamya fındıklı olanı. Bu da burada Eos mu? Söylemedim. Ona benzeyen böyle bir şeyimiz var. Lip butter'ımız var. Bu çok güzel bir renk veriyor. Yani nasıl desem, turuncu ve nar çiçeğimsi bir ton. Yani ikisinden birisi, tamam bilmiyorum. Yani. Sonra bunlar da eksik de kalmayıp benim yanımda 3 tane baby lips var. Ben her zaman 3 tane de baby lips kullanıyorum. 2 tane renkli, 2 tane, 1 tane renksiz. 2 tane renkli olanlar, bir tanesi ikisi de elektro. Bende 3 tane elektro var. Bir tane de sarı. Bu orange, bu da pink orange. İkisi de çok seviyorum. Bunların ikisi dudaklara renk veriyor. Bu pembe, bu turuncu. Burada da çok sildiğim için bunu da siliyorum. Sonra bunu sürüyorum. Dudağım nemlendirsin diye. Sonra şimdi diyeceksiniz ki o diğer ikisini niye aldın? Onları ben bazen kullanıyorum. Sadece bulunduruyorum. Daha çok baby lip kullanıyorum ben çünkü. Sonra yine bakın şeylerden devam ettiğimiz için. Burada benim kiss yazan, biraz kirlendi bu. Böyle kiss yazan bir benim küçük bir şeyim var. Kremim var. Ben bunu bitirmeme çok az kaldı. Sonra burada benim bir tane pembe kulaklığım var. Şöyle açayım ben. Böyle kulaklığım var. Aslında iki tane vardı. Bir tanesi kırıldı. Aslında iki tane daha var. Aynen, iki tane var. Üç tane vardı. Kırıldı. Bunlar kaldı geriye. Böyle küçük bir şekli girip katlanıyor. Çok hoşuma gidiyor.
ve devam ediyorum. Şimdi gelelim en küçük yere. Evet, açtım. Ve içinden böyle iki tane bileklik çıktı. Ben yani bileklik bulunduruyorum. Böyle bir tanesi demir, böyle şeyler bulunan bir tanesi de böyle buradan nazar boncuğu, burada da böyle kelebek ve el işareti olan bir şey. Yani nasıl anlatayım ki? Şu şekilde. Bunu anlamayabiliyorsanız bana yazın. Ben bilmiyorum. Sonra burada iki tane nokta. Bu Wallbox'tan çıktı bu arada. Wallbox'tan çıktı. Burada yanında kalemim de var ve ayrıca kalem kullanıyorum. Bunun içinde benim kartlarım var. Bir tanesi Gratis kartı, bir tanesi DNR kartı, bir de Mavi'nin kartı var. Onu anneme verdim kaybolmasın diye. Bir de FunLab Eğlence Dünyası. Bu şekilde bir kap. Bunun içine dolduruyorsunuz parayla. Dolduruyorsunuz ve istediğiniz her şeye binebiliyorsunuz. Ama bu sadece şey için, Forum İstanbul için geçerli sanırsam. Evet. Bu şekilde. Burada da kalem var. Bunu da sanırsam 25 kuruş almıştım. Ve son olarak bu işte ben bunu şeyden almıştım. Pembe Çarşı'dan almıştım. Böyle anahtar kılıfı. Oo, çok şeker. Ay. Çıktım. Bu şekilde ben gerçekten bunu acaba çok beğendim. Bunun bu şekilde olacağını tahmin etmemiştim doğrusu. Ve çok şeker duymuyorum arkadaşlar. Bir de düşünsen bile bu aklıma asla gelmezdi. Ve ben Instagram'a yeni baktım ve inanmayacağınız şeyler geldi. Makaron kutu ve kulaklığı. Aslında bu bende vardı. Wallbox kutusundan çıkmıştı. Ama annem son olarak temizlik yaptığı için nereye koyduğunu bilmiyor. Ve bundan bir tane daha sipariş edeceğim. Sanırsam 15 TL'ydi. Bir şey olmaz. Ben yeniden siparişi düşünüyorum. Çünkü kargo parası 9 lira alıyorlar arkadaşlar. Düşünün. 19. Toplam 19 lira tutacak. Kargo ile bileti olduğu zaman. Batman'ı tercih ederim. Renkleri çok hoşuma gitti. Hele o kahverengilisi ve o mavilisi benim çok hoşuma gitti. Ama ben pembe alacağım bu sefer. Çünkü pembesi çok güzel duruyor. Aslında kahverengisi de güzel. Neyse arkadaşlar, benim videom bu şekildeydi. Ama Pembe Çarşı'ya uğramanızı tercih ederim. Instagram'da takip edebilirsiniz. Instagram olmayan kişilere artık bir şey demiyorum. Yakınlarında olan bir kişiler baksın. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Bir de bana kutu şeklinde değil, poşet şeklinde gönderdiler. Oyuncak Avı TV izleyin, orada size daha çok bilgiler verecek. Evet, bu şekildeydi. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Gülebilirsiniz. Bu kızın salak gitmiş. Yorganla kapanmış. Çünkü yani ben başka hiçbir yerde çekemiyorum. Çünkü hep arka planlarım hep aynı oluyor. Ve her evin köşesinde çekmek bana zor geliyor. Bir oturmada çekiyorum, bir de burada çekiyorum arkadaşlar. Başka hiçbir yerde çekmem garantisi yok. Bir de benim yani böyle nasıl desem, böyle YouTuber'lar gibi böyle şey nasıl anlatsam, çekmeli şeylerim yok benim yani. Enes Batur'un hayal YouTuber'ların yaşamım diye bir şey deseniz ona benzer bir şeydi. Hayal hayatlar videosunu seyredin. Orada size video çekmenin yani gerçekteki şeyini göreceksiniz. İşte onun gibi benim şeyim yok. Ve bu yüzden onlar alacağımı da bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, ben bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Ben çok acayip dediğini konuştum. Bunu benim hakkında bilmediğiniz birkaç yani tamak ne kaldı geriye bilmiyorum. Yine 5 sanırsam. Bilmediğiniz 2'yi çekeceğim artık. Çünkü benim aklıma o kadar çok şey geldi ki. Yani biraz sesler gelirseniz annem temizlik yapıyor. Dediğim gibi ilaçlama var. Neyse arkadaşlar, çok konuştum. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere ve güzelliğiniz sırrı burada. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öyle pesan boncuk da artık hiç video çekmiyorum. Neden? Çünkü o köyde ben de Perşembe günü köye gidiyorum. Orada hiç video çekemeyeceğim. Aslında çekeceğim ama yükleyemeyeceğim ve sizin videolarınıza bakamayacağım. Evet arkadaşlar, umarım beni seyreden birisi varsa lütfen bu videoyu beğensin. Ay. Acaba beni ne zaman keşfedeceklerimi çok merak ediyorum ya. Neyse arkadaşlar, size sonra görüşürüz. Bye bye.